Ve sevgili seyirciler, Garipçe'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi biraz çarşıyı gezelim. Sevgili seyirciler, Garipçe meydanında gezerken bu güzel tezgahı gördüm. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Vallahi seni gördük daha iyi olduk ya. Ne güzel böyle yüzün gülüyor. Teşekkür ederim, sağ olun. O sizin güzelliğiniz. Vallahi çok teşekkürler. Ne satıyorsun burada böyle? Burada kendimiz yaptığımız reçelleri satıyoruz. Kardeşimle beraber çalışıyoruz. Mısır ekmeği, reçel, erişte, çorbalık eriştesi, turşularımız falan yaptığımız ürünü sergiliyoruz ve satıyoruz. İsim ne senin ablacığım? Benim ismim Fatma. Fatma ablacığım, maşallah ne kadar çok çeşit var burada ya. Evet, her bulduğumuz şeyden reçel yapıyoruz. bu iş benim işim. Vallahi reçel senin işin mi? Reçel benim, reçel, peki, turşu. Neyi yapamadın? Söyle, neyi yapamıyorsun şu anda? İstisna, bir acı biberin turşusu şeyini istediler benden, reçelini onu yapamamışım. Acı biber reçeli mi olur? Olurmuş demek ki, müşteri arıyor, ben de araştırıp yapacağım. İşte Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor sevgili seyirciler. Yakında acı biberin de reçelini yapacağız. Ne var şimdi burada, neler var bir göster bakayım, ne yok ki? Şuraya bak. A'dan Z'ye yok diye. Bu ne? O narinciye reçeli. Narinciye reçeli. Yani dört meyvenin karışımı. Oh. Ondan sonra kahvaltılıklar. Evet. Şurada ayva reçeli, ayva. Hemen. Karışık reçelimiz yine. Oh. Portakal reçeli. Ceviz reçeli. Sevgili seyirciler, ceviz nerede? Ha şu mu? Evet. Yeşil incir reçeli. İncirler olana kadar olmuş işte, görüyorsunuz bakın, mis. Oh. Kiraz reçelimiz. Bir dakika. O ne reçeli? Kiraz reçeli. Evet. Sevgili seyirciler, üzerinde de fiyatları yazıyor. Bakın bu 20 liraymış. Pazarlık yok mu? Fatoş teyzeciğim. Alışveriş olunca pazarlık payı oluyor. Ne kadara yaparsın sen bunu bize? Ya şimdi bakacağız. Ha mesela ben şuradan almak istesem kaça yapacaksın sen bana? Size bedava. Canın sağ olsun. Yok, bedava olmaz. Sen şunu yaparız, ne? Ahududu. Ana. Ahududu reçeli. Sevgili seyirciler, bakın ne güzel. Oo, hepsi halis mulis ev yapımı. Ve ben bunu ilk defa görüyorum. Nar reçeli. Reçelimiz de var. Ne reçeli? Süt reçelim var. Sütün nasıl reçelini yapıyorsun? Tek sütten yapıyoruz, süt reçeli. Müşteri istedi, ben de yaptım ve tuttu. Yaptım olacak dedim, oldu, tuttu olacak. Yani. Ne hani hata? Tadına bakayım ben, onu merak ettim. Abla şu süt reçelinden bana bir tattırın, merak ettim ya. Oo, kardeşimiz de geldi. Evet. Merhabalar, seni tanıyalım. Benim ismim Ayşe Bayram. Burada oturuyorum. Ablamla beraber bu işi yapıyoruz. Ablam üretiyor, ben tüketiciye tanıtıyorum. Yani o üretimde siz de satış elemanı. Aynen öyle. Nasıl, var mı bu işte paraya? Şimdi parasından önemli, kendi ürünü güzelce sergilediğin için, bir de müşteri tarafından beğenilince inanılmaz keyif alıyorsun. Kaç yıldır iş yapıyorsan bayağı satış elemanı olmuşsun yani. Olmuşum. Beni de ikna ettin, şuradan biraz ver. En önemlisi ürününe güvenmek. Ürününe güvendiğin zaman çok kolay satabiliyorsun. İşte bakın, bizi buradan yakalıyorlar sevgili seyirciler. Ürününe güveniyorum diyor. Öyle. Hepsi doğal, ev yapımı, tabii güvenirsin. Garipçe'ye gelip de Fatma teyzenin tezgahına uğramadan gidenlere sorarlar. Oraya gidip de Fatma teyzenin tezgahına uğramadı. Reçelinden bakalım. Hemen konserve olduğu için vurarak açıyoruz. Vurarak açıyoruz. Bunun taktiği de mi var? Tabii ki. Yani çünkü biz bunları kendimiz pişirdiğimiz için konserve halinde oluyor, sıcak sıcak. Şöyle bir tadına. Sevgili seyirciler, sloganımızı biliyorsunuz. Sizin için tadıyorum. Aynen. Ben bir şey anlamadım. Bir tane daha alabilir miyim? Hemen. Anladım da çaktırmadan anlamıyormuşum gibi. Ben bunu anlamadım. Bir tane daha tadına bakabilir miyim? Hemen bakabilirsin. Ya harika bir şeymiş bu ya. Bizim sloganımız da tatmadan almayın. Tatmadan almayın. Kesinlikle tadacaksınız, bakacaksınız, beğendiğiniz ürünü alacaksınız. Bu böyle. Ya bunu hangisini tadacaksın, hangisine bakacaksın? Ya. 1 milyon çeşit reçel var burada. Siz istediniz, biz ürettik. Yapacak ya bir şey başka yok. Başka ne var sizin oraya? Şu mısır orada ekmeklerine bak. Allah Allah. Her zaman diyorum. Varsa eşi diyorum, bırakacağım bu işi. Yarışmaya girsin, birinci çıkar mısır ekmeğim. Karabuğday ekmeğim. Karadeniz ya, şiveli konuşuyoruz. Evet. Varsa? Varsa eşi, bırakırım bu işi. Varsa eşi, bırakırım bu işi diyor Fatoş ablacığım. Başka ne var böyle, çok ilginç olan var mı? Var mesela. Dur. Sesin yanında değil, gel.
Şu tarafa doğru alayım seni. Köfte sosu yaptık. Köfte. Hem köfte hem kahvaltı. Vallahi Fatoş abla bir yandan, Ayşe abla bir yandan, oh. Ağızda bırak, köftede de kahvaltıda. Mükemmel. Hafif böyle ekşimsi bir tadı aynen var. Aynen öyle, çünkü közleyerek, ızgarada közleyerek yapıyoruz bunları. Mükemmel olmuş ablacığım, aynen. Eline sağlık. Şu turşular ne alemde, başka ne var? Turşular var. Var mı fındıkla hiç ilgili bir şey? Marmelatımız var, fındıkla ilgili fındık ezmesi yaptık. Hemen fındık bakalım. Ezmesi yapmışlar sevgili seyirciler, bakın. Fabrika gibi çalışıyorlar mübarek. Bu tarafa doğru geliyorum. Hemen fındık ezmemizin. Fındık ezmesinin... Bir de kremasını yapmış yani, evet, sadece fındık, evet. Fındık ezmesi falan değil. İçinde parça fındıklar bulunan, buyurun şöyle tadın. Şöyle sevgili seyirciler, dediğim gibi sizin için tadıyorum. Oo, içinde parça fındıkları var. Mükemmel. Yine bir tane de kameraman arkadaşa hemen, tattıralım. Hemen ağzı sulandı onun. Hemen veriyorum biri hemen. Yer, bizde bir deyim vardır. Biri yer biri bakar. Ondan kıyamet kopar. Tabii. Evet. Hop geldi. Dur şu bir tane daha getireyim. Olmadı. Şöyle hop. Şimdi Muhsin de... Tabii ki o da diyecek ki bana yok mu? Hani bana hani bana diyor. Şu taraftan böyle Muhsin'e yedirelim. Oh. Biz başka? Bu iş ekip işi sevgili seyirciler. Ben yersem kameraman arkadaşlarım bakarsa olur mu? Olmaz. Bir tane de yönetmenimize verelim. Şöyle o sevgili yönetmenim. Afiyet olsun. Bir şey söyleyeceğim. Fatoş ablacığım, Ayşe ablacığım gerçekten elinize sağlık. Yani sevgili seyirciler, Garipçe köyünün hemen girişinde Fatoş ablayı görüyorsan varsa başka eşi bırakacağım bu işi diyor. Sloganı oymuş. Gerçekten hani sadece reçeller, turşular. Mısır ekmeğimde yaptığım turşumda. A'dan Z'ye her çeşit turşumu yaparım. Çocukluktan beri bu işle uğraşırım. Bu işle de 10 yıldır uğraşıyorum. 10 yıldır. Maşallah. Zaten konuşmandan anlıyoruz ne kadar iyi oldu. Bir ev hanımı olarak düşündüm, taşındım. Ben çocuklarımı neyle bakabilirim? Ev hanımı olarak. Zorunlu olarak bu işe başladım. Ben ticaret yapmalıyım, ticaret kadınıyım dedim. Yapmam gerekiyor. Yaptım. Oldu. Tuttu. Çocukluktan beri yaparım zaten. Çok sevdiğim bir iştir. Ondan sonra işte buraya Samsun'daydım. Buraya taşındım. Bacımla beraber burada. Bacıma da söyledim. Kardeşim beraber çalışalım, üretelim, saygın insanlarla karşılaşalım. Kendi yaptığımızı satalım. Bundan da biz çok gurur duyuyoruz. Ekmeğimizle eriştemiz, sebzeli erişte. Isırgan. Isırganlı, domatesli ve sade. Üç çeşit erişteyi birbirine karıştırdık. Arzulayan böyle üçünü karışık alıyor. Arzulayan sadece ısırganlı alıyor. Arzulayan da sade erişte alıyor. Bu da turşularımız. Mis gibi fasulyemiz. Allah'ım ben burada kendimden geçiyorum bu tezgahta. Fatoş ablacığım elinize sağlık. Gerçekten şunu bırakayım. Çok yani, teşekkür ederiz. Sağ olun. İşte el emeği göz nuru. İki kardeş birleşmişler. Her şeyin reçelini yapmışlar, turşusunu kurmuşlar. Ne yapalım, size de hayırlı işler demek düşer bize de burada. Biz her zaman diyoruz, tembelden dostun olana kadar çalışkandan düşmanın olsun. Çalış düşmanına kalsın. Bu her zaman insanı teşvik eden bir şeydir. Fatoş atasözü bu da galiba, evet, değil mi? Yani çalış düşmanına kalsın. Tembelden dostun ola kadar çalışkandan düşmanın olsun. Çünkü çalışkan insan seni her zaman teşvik eder. Ama bilinir ama bilinmez. Benim içim rahat, gönlüm rahat. Çalışıyorum, birilerini de teşvik ediyorum. Kardeşime de ettim. Şükürler olsun kimseye muhtaç değiliz. İki çocuk okutuyorum. Çok teşekkür ederim ben size. Ben teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Sağ olun. Şimdi ben gezmeye devam ediyoruz da buranın... muhlaması da çok meşhurmuş. Malum herkes Trabzonlu burada galiba. Evet. Sevgili seyirciler, zaten Garipçe küçük bir Trabzon. Neredeyse nüfusunun %95'i Trabzonlu. Evet. Trabzonlu olunca da mıhlamanız meşhur oluyor değil mi? Mıhlamamız meşhur oluyor. Sarmamız, lahana sarmamız meşhur oluyor. Balık taze çıkıyor buradan. Balığımız meşhur oluyor. Meşhur restoranlarımızda fasulye turşusu kavurması bulunuyor restoranlarda her zaman arzuya bağlı. O zaman biz birazcık gezelim. Siz gezin. İstanbul. Hadi hayırlı işler. Güle güle. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Görüşürüz. İstanbul Kazan Lokman Kepçe.
Metrediciğim merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyi misiniz? İyiyiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yakışıklı çocuk, hoş geldin. Güzel teyzeciğim, nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok iyiyim. Çok iyi, sizler geldiniz daha iyi olduk. Vallahi biz de seni gördük daha iyi olduk. Sevgili seyirciler, Garife deyince artık kahvaltısı da oldukça meşhur. Kime sorduksa köyün içinde Hamiyet teyzenin kahvaltısı çok güzel dediler. Dediler ki git Hamiyet teyzeye, o sana çok güzel kahvaltı yapar dediler. Ayrıca da çok güzel anlatacağı şeyler var dediler. Evet, tarihi fırınımızı anlatacağım sana. Hadi gidelim mi tarihi fırına? Hadi gidelim. Bizi takip edin. Hoş bulduk. Ama bak senin boyun bizim şeylere uymuyor biliyorsun. Vallahi kafayı eski çarpıyordu. Tarih eser, evet, alçak oluyor tavanları. Dikkat et. Aman eğiyorum kafayı. Evet. Burası ne güzel bir yermiş böyle ya Ahmet teyzeciğim. Burası tarihi eser, içinde de ben de dahil olmak üzere. Böyle mi kaldı burası? Burası böyle kaldı. Burası nasıl diyeyim sana, bizim dedelerimizin dedeleri buraya Trabzon'dan göç etmişler. Burada balıkçılık yapıyordular. Ne olacak, hiçbir burada yiyecek öyle bir şeyler yok. Ne yaptılar? Kendileri dediler ki biz buraya kendimiz fırın yapalım. Fırın yapmışlar. Ekmekleri kendileri çıkardılar. Zaten sevgili seyirciler, Karadeniz dedim mi ya fırıncı olur, ya müteahhit olur, ya balıkçı olur, değil mi? Balıkçı olur, balıkçı. Balıkçı da olur. Evet. Yani bunun bakım taşlarına hiç değinmemiş, hiçbir şey olmamış. Orijinal hali Trabzon'dan gelme taşlar. Bu üst kısmı hamurhane. Hamurhane yukarısı. Yukarısı. Yani Himmet abiye hamur gönderdi, oradan mı gönderiyormuş? Evet, oradan, şuradan gönderiyordu. Burası da işçilerin kaldığı oda. Oh ne güzel. Burası da şu görülen şu kısımda depoydu. Burası depoydu. Depo. Bu şu kısım alanda kullanma alanıydı. Buradan balıkla ekmeklerini çıkarıyordular. Bütün köyün halkının ekmeğini buradan çıkıyordu. Yani balıkçıların daha doğrusu. Kaç yıllık bu burası? Vallahi babam 90 yaşına kadar yaşadı, öldü. 100 küsür sene, yani 100'ün üstünü. Burası artık tarihi eser olmuş artık yani. 110, 120 zaten bunlar birinci tarihi eser diye geçiyor. Birinci derecede tarihi eser burası. Evet, evet. Peki şimdi sen ne yaptın buraya? Ne kattın buraya ekstra? Ben ne kattım buraya? Biz burayı, babam zamanında burayı bakkal olarak kullandı. Benim kız da burayı böyle bir mekan olarak düşündü. Kahvaltıcı mı yaptınız? Kahvaltı, evet. İlk kahvaltıyla başladık. Su böreğinden başladık. Baklavayla başladık. Onları iptal ettik. Sadece kahvaltı ve balık. Kışın da şey yapıyoruz. Hamsili pilavımız var. Oo, ne güzel oluyor. Karalahana sarmamız var, etli. Ay karnım acıktı. Allah Allah. Aa bak yani. Muhlama var mı? O da var. Muhlamamız... Yani biz kendi sürmene kültürü, bir bizim av peynirimiz var, ondan kullanıyoruz. Bir de tel peyniri kullanıyoruz. Yani Trabzon'un tel peyniri. Vallahi Hamiyet ablacığım o kadar çok anlattın ki acıktık ya. Acıktık. Var mı kahvaltı? Buranın kahvaltısı meşhursa kahvaltı yapalım. Vallahi bizim kahvaltı, bizde bir laf var, kızın evini kızını almayacaksın. Yani beni başkaları takdir ediyor, söylüyorlar, geliyorlar. Vallahi yani burada senin demene gerek yok. Şu gördüğün yazılar hep işte gelenlerin bize yazdıkları yani yazılar. Senin söylemene gerek yok. Köyde kime sorduysak dediler ki Hamiye teyzeye git dediler. Ben bu garipçenin şeyiyim. Yani, muhtarı mı? Muhtarı diyelim. Yani. O zaman sen övme kahvaltını, ben yiyeyim. Ben genç kurma olarak bakayım tadı nasılmış. Ha, sen kurma mısın? Evet. Hem yedi hem de kurma. Bak bakalım. Bakın ben de ama vallahi kurma değilim ama ben o şeylere çok dikkat ederim. Vallahi ben de çok dikkat ederim. Ha. Güzelse güzel derim yani. Değilse de yaparım yani. Tamam. Tamam hadi bakalım. Hadi sevgili seyirciler, kahvaltıya gidelim. Vallahi Hamiyet ablacığım, eline sağlık. Kim hazırladı bunları? Kızlar. Kızlar mı hazırladı? Evet. Şimdi başlayacağız o zaman. Meşhur neyi bekliyoruz? Muhlamamızı, onu da yapıyorlar. Muhlama yapacaklar, getirecekler. Başka var mı sıcaklardan?
Sıcaklardan melemen var, sucuklu yumurta var, sigara böreğimiz var, patates kızartmamız var, sosisimiz var. Daha değişik de Koç Üniversitesi'nin çocuklarına değişik şeyler yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Nasıl diyeyim, simitte böyle kayık simiti yapıyoruz, veriyoruz. Ondan sonra sucuk, sosisi yine böyle çubuklarda böyle görünüm olarak çok güzel. Ama daha çok hafta sonu mu oluyor? Onlar şeyde hafta içi. Hafta içi. Hafta içi. Aa, vallahi. Ama açık büfe kahvaltımızı dediğim gibi hani bizi övmek gibi olmasın ama ben kendi kahvaltımı söylüyorum. Ama onu siz takdir edecekler. Bakacağız şimdi tadına sevgili seyirciler. Yok yok, burada peynir var. Reçel var, bal var. Şu domatesin içine şey mi? Efendim şey, biber, küçük şöyle hani acı biberlerinin tatlı olanların, evet, içinde peynir. Peynir var. Evet. Salatalığımız var, evet, zeytinimiz var, salamımız var. Şöyle... Trabzon tereyağımız var, kaymağımız var. Kaymak da Trabzon'dan. Şu peynir ne peyniri? Bu özel, bunu böyle yeni bir peynir ürettiler. Bunu... Daha çok dediler ki şeker hastalarına falan tuzsuz ama tuzsuz. Çok güzel lezzeti. Biz de onu bu şekilde sunuyoruz bir de. Domatesle böyle, evet, şişe koyuyorlar, evet, sevgili seyirciler. Bu şekilde sunuyoruz. Ama o şekilde de sorunumuz var diyorsunuz. Vallahi beyaz peynirim. Kendi ağız damağıma göre seçiyorum, öyle alıyorum. Yani peynir zeytinimizi yani kendimiz evde nasıl yiyorsak. Reçeli kim yapıyor? Kız yapıyor. Yalnız işte çilek hazır. Hazır. Evet. Oo. O zaman ama onların da tadına bakıyor. Ayva var, havuç var. Onlar şeyde açık büfede koyuyoruz. Ne güzel. O zaman mıhlama gelsin. Biz kahvaltıya başlayalım. Evet. Ama size daha çok şeyler sunardık ama dediğim gibi siz birden yani haberim... Bizim öyle ama şimdi haberli gelsek Hamet teyzeciğim burada bir sürü hazırlık yapacaksın. Evet. Bizim işimiz çat kapı. Ne varsa o an onu yeriz. Ha, bak şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim. Açık büfemizde neler var? Hamsili ekmek diyorum ama hamsili ekmek içinde hamsi yok. Yok mu? Yok. Hamsili ekmek ama hamsili ekmeğin hamuru. Bütün yeşillikler içinde onu koyuyoruz. Mısır ekmeği, kek bunlar ama esas orijinali o hamsi ekmek dediğimiz olay. O çünkü şey oluyor. Nasıl diyeyim? Karadeniz, tam Karadeniz usulü bir ekmek oluyor. Oho. Ekmek o zaman diyor. Şöyle ekmeğimiz, ah, mıhlama da geldi. Bak, gel gel. Bunları da Trabzon'dan almışım. Dövme bakır. Dövme bakır. Trabzon'un, evet, bakırı da güzeldir. Evet. Sevgili seyirciler. Antep'in gibi. Oh. Mis. Vallahi. Bunun dibini tutturuyoruz. Dibini de böyle kazıyıp yiyorsun. Çok güzel oluyor ama öyle. Onu sen de biliyorsun. Ben, evet, mi? Onu ben de bir, evet, Karadeniz, evet, damadı olarak. Evet. Sevgili seyirciler, su sıcaklığa bakın. Evet. Hani ekmek nerede? Ekmeğimiz yok. Geliyor mu ekmek? Ne geldi? O sucuklu yumurtamız da geldi. Artık ben dayanamıyorum Hamit teyzeciğim. Tadına bakacağım bunları. Buyur bak bakalım. Vallahi gelmişken. Kurmesin bakalım nasıl beğenecek. Bakalım misin? Genç kurme lokman bunları da beğenecek mi sevgili seyirciler? Ben hani ağız tadımızla seninki uyacak mı onu bilemeyeceğim. Dediğim gibi Karadeniz'de çok yabancı olmadığım için bakıyorum şimdi. Karadeniz damadısın tabii ki. Bakacağız. Bunu beğenirsin. Şimdi buraya gelenler çatalla yiyor. Çatalla olur mu? Ben onlara diyorum ki bu böyle yenir. Bakın, aynen, alıyorum ekmeği, bunları böyle gösteriyorum. Bu şekil yenir diyorum. Sevgili seyirciler, gerçekten birçok yerde mıhlama yedim ama bu kadar lezzetlisini yemedim. Eline sağlık. Gerçekten afiyet mükemmel olsun. Olmuş. Afiyet olsun Şam. Yani bakın, güzel olmasa güzel olmaz derdim. Yani beni bilen bilir ama öyle mi? Harika olmuş. Ben de aynen senin gibi. Vallahi hem tadı güzel hem tuzu. Şey söylemem. Evet. Harika olmuş.
Ahmet teyzem bir şey söyleyeceğim. Nedir bu? Bu simiti böyle kayık şeklinde bölüyoruz. İçinde sosis, sucuk. Kaşar. Koyuyoruz. Ondan sonra üstüne kaşarı koyuyoruz. Fırına veriyoruz. Bu şekilde sunuyoruz. Vallahi çok güzel görünüyor da. Koştaki çocuklarımıza, gençlerimize. Öğrenci kardeşlerimiz de bu şekilde yiyor. Evet. Hadi o zaman artık yavaş yavaş yemeye başlayalım. Sevgili seyirciler, eğer Garipçe'ye gelirseniz Hamiyet teyzemi bulun. Ondan sadece kahvaltı isteyin. O size böyle bu masayı böyle donatacaktır. Mükemmel olmuş. Eline yüreğine sağlık. Gerçekten eline harika olmuş. Ayağına sağlık geldiğin için ben buranın Hamiyet yücesisiyim. Yücesi. Evet. Öyle. Çok güzel. Gerçekten mükemmel olmuş. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, Garipçe köyünde gezimiz devam ediyor. Ali abim sağ olsun bizi kahveye çağırdı. Biz de kıramadık. Kahve içmeye geldik. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizi tanıyalım. Ben Kıvırcık Ali. Garipçe köyünde doğma büyümeyim. Aslında aslımız Trabzonlu. Trabzon'dan gelmeyiz. Bu köyün zaten genelde bütün eskiden gelenler %95 Trabzon, %5 Rize kökenli. Karadeniz kökenli, aynı tavanın balıkları yani sayılır. Değil mi? Çok farklı değil diyorsun yani. Değil, kültür aynı. Peki. Abi Kıvırcık Ali dedin de nerede bu kıvırcıklar? Göremedik kıvırcık. Kıvırcıkları gösterelim şöyle. Kıvırcık Ali burada. Eskiden saçlarımız kıvırcıktı. Gerçekten de kıvırcıkmış. Şimdi de Atatürk'e benzetiyorlar. Atatürk imajı hafif bir benzetiyorlar. Lakabımız saçlarımızdan dolayı Kıvırcık Ali olarak kalmış. Peki şimdi Garipçe köyündeyiz. Gerçekten burası güzel bir köy. Ama birazcık sakin gibi geldi bana. Kaç hane var burada? Şimdi Garipçe köyü 85 hane. Burası sit alanı. Burada yapılaşma yok. Genelde Karadeniz'in eskiden gelenler Trabzon ve Rize karışık ama dediğim gibi ağırlık Trabzon kökenli. Yapılaşma olmadığından dolayı nüfus sayısı da 400 civarında artış olmuyor. Çünkü burada insanlar yapılaşma olmadığı için evlenemiyorlar. Evlenenler de şehirlerde oturmaya gidiyorlar. Yani sıkıntı biraz tabii. Yani ev yapabilse kalacak mı burada gençler? Yani ev yapabilse tabii ki. Çünkü burası balıkçılıkla geçiniyor. Yani insanların geçim kaynağı balıkçılık. Sarıyer'de ve başka şehirlerde oturmaları yani ilçelerde oturmaları sıkıntı oluyor. Çünkü hepsi çoğu %95'i balıkçılıkla geçimini temin ediyorlar. Peki şimdi birkaç kişiyle daha görüştük. Herkesin umudu 3. köprüde. 3. köprüden sonra burada bir yapılaşmanın imara açılacağı yönünde konuşuluyor. Sizce var mı öyle bir şey? Hayır, ben ona inanmıyorum. Burası sit alanı. Yani 2960 sayılı kanun değişmesi için anayasanın değişmesi lazım. Yani burada mevcut binaların iyileştirilmesi gibi bir konu olabilir. Fakat yapılaşma olacağını kesinlikle tahmin etmiyorum çünkü. Peki şimdi gezdik dolaştık, çok güzel bir kaleniz var yukarıda, gözetleme kulesi var yine tarihi. Zaten hemen deniz dibinizde. Buraya gelen insanlar kahvaltısını da çok seviyor. Peki balık mesela geldiğinde ne balık yesinler Garipçe'ye? Şimdi mevsim olarak balığa biz insanların zaten yönlendiriyoruz. Burası Garipçe'deki olay şu, alkolsüz balığın tadını tatıyor insanlar. Yani benim bir felsefem var, Kıvırcık Ali şöyle der. Rakı balık yanlış, rakı meze doğru diye alkol olarak. Balığı ağız tadıyla yiyeceksin. Alkol masasında çöpteki balığı yersin, devamı yok mu dersin. Bu tekerleme bana aittir. Burada insanlar ağız tadıyla balığı yiyorlar. Peşinden tatlısını, balığı öldürmek için tatlı yemek lazım. Yani tatlısını yiyorlar. Ondan sonra kahvesini, çayını içiyorlar ve mutlu bir şekilde evlerine dönüyorlar. Yani buraya geldiklerinde balıkçı da güzel güzel balıklarını yiyecekler. Ardından da ne tatlı yesinler mesela? Yani ev baklavası var, kabakta, fırında helva var, dondurmalı irmik var, süfle. Tatlı çeşitlerimiz çoktur. Çünkü insanlar balık öldüğünü, biz Karadenizliyiz, balık öldüğünü öyle anlıyor. Yani balığı yedikten sonra eğer tatlı yemezsek balık öldüğünü anlamıyor.
Ancak tatlıyı gördükten sonra ha şimdi öldüm diyor. Peki şimdi hani Garipçe gerçekten bu son zamanlarda özellikle 3. köprüden sonra baya böyle bir adı geçmeye başladı her yerde. Sizce Garipçe ne olur bundan sonra? Şimdi Garipçe bundan sonra ne olur? Dediğim gibi Garipçe sit alanı. Garipçe'deki ama şu andaki arsalar ve mevcut binaların değeri arttı. Zaten ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu yani övünmek için demiyorum. Bu köyde ilk olarak restoran açtığım zaman 2000 senesinde köy halkı bana gülmüştü. Yani sen Garipçe'ye kim gelecek de balık yiyecek, kahvaltı yapacak. Böyle bir şey yok ama ben Kıvırcık Ali olarak bir adım attım. Ve 15 sene oldu ve şu anda Garipçe hafta sonları bayağı bir rağbet görüyor. Ve kahvaltısıyla, taze balığıyla bayağı bir meşhur şu anda Garipçe. O zaman kahvelerimiz de geldi. Sevgili seyirciler, hava yavaş yavaş soğumaya başladı. Zaten dalgaların sesini de duyuyorsunuzdur. Kıyıları yavaş yavaş deviyor. Biz bir yandan kahvelerimizi yudumlayalım. Bir yandan da sizleri dalga sesiyle baş başa bırakalım. Balık çorbası içmeye de, balık çorbası bilhassa içmeye de insanları bekliyoruz yani. O zaman Garipçe'ye geldiğinizde sabah kahvaltınızı yapın. Ardından gezin, dolaşın. Muhakkak balık da yiyin, değil mi abi? Afiyet olsun. Peki şimdi hep Karadeniz'den yerleşme olmuş dediniz. Kim geldi ilk önce buraya? Nereden buldular burayı? Buraya da yerleşim nasıl başladı? Şimdi Garipçe köyüne yerleşim şöyle başladı. Burası askeriye bölgeydi. Zamanın padişahı boğazları korumak için, İstanbul Boğazı'nı korumak için silahı ve cesareti, yüreği olan Karadeniz insanını boğazın belirli yerlerinde yerleştirdi. Kesinlikle kaçak gemilerin içeri girmemesi için Trabzon'dan ve Rize'den aileler getirdi. Yerleşim bizim kalede, Garipçe Kalesi'nde oldu önce. Köyde ev yoktu. O zaman askeriye kalesiydi. İlk yerleşim oranın camisi, hamamı, her şey içindeydi. İlk olarak Karadenizli aileler geldi buraya. Ondan sonra aradan zaman geçtikçe, nüfus çoğaldıkça köylerde yerleşime başladı. Eskiden burası üzüm bağıydı. Üzüm bağları mı vardı daha önce buralarda? Tabii tabii. Padişahların o zamanlar atlarla gelirdi, üzüm bağlarını toplarlardı. O zamanın tabii döneminde şarap yapmak için getirirlerdi. Asıl yerleşim Karadenizler ve hala da Karadenizlerin elinde. Yani nüfusun %95'i Karadenizli diyorsunuz burada. %95 %100'ü, %95'i Trabzon, %5'i Rize. Rize. O zaman... Aynı tavanın balıkları yani. Aynı tavanın balıkları, biz de kahveyi yudumlaya devam. Sevgili seyirciler, İstanbul Kazan Lokman Kepçe'nin bugünkü durağı Garipçe Köyü'ydü. Garipçe Köyü'nün altını üstüne getirdik. Eğer siz de Garipçe'ye gelirseniz güne muhakkak kahvaltıyla başlayın. Kaleyi gezin, gözetleme kulesine tırmanın. Akşam çok acıkırsanız balık yemeyi ihmal etmeyin. Bugünlük de bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek. Hoşça kalın.